Ben böyle görünüyor muyum? Böyle mi yapayım? 10 Temmuz akşamında şöyle söyleyeceğim. 04.16'da Yengeç Burcu yeni ayla yeni ay tutulması gerçekleşecek ve size ritüel vermek istiyorum. Bunu çok Instagram'da sordular. Sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela bambularımız var. Kaç tane bambunuz varsa kurdele rengini. Ben mesela aşk ve evlilik ya da ilişki yarımlıkları için mutlaka kırmızı ya da pembe bir kurdele bağlanmasını ve niyet edilmesini istiyorum. Ve bunu niyet ederken de mutlaka Meryem suresi okunması gerekiyor. Ve 21 gün boyunca bu kurdele burada kalması gerekiyor. 21 gün sonra bu kurdeleyi bir yatır ya da inandığınız bir yere teslim etmeniz lazım. Mesela para, iş kapınızla alakalı noktada mavi ya da yeşil kurdeleyi kullanabilirsiniz. Ev almak, iş kurmak, işte olmak, iş kapılarının açılması, yani her ne istiyorsanız mavi ya da yeşil kurdeleye mutlaka bağlıyorsunuz ve niyetinizi etmeden önce de o kurdele ile birlikte mutlaka Yasin-i Şerif ve Fetih Suresi okumanız gerekiyor. 21 gün boyunca bu burada kalacak. 22. günü mutlaka bunu bir yatır ya da inandığınız bir noktaya bırakacaksınız. Temiz olan bir. Mesela bu üçüncü kurdelimi genelde ben beyaz, turuncu olarak, mesela sağlık, beklediğiniz bir para ve da çocuk tedavisiyle alakalı noktada düşünceniz varsa buna da mutlaka ve mutlaka Fetih Suresi ve Vakiye Suresi okunması gerekiyor. Ve 21 gün boyunca kurdeleyi niyetliyoruz ve niyetledikten sonra da 21 gün geçtikten sonra da mutlaka onu bir yere bırakıyoruz. Mesela diğer kurdelerimiz, mesela tam olacak gibi oluyor ve yarım kalmalarınız varsa, bir iş anlaşması oluyor gibi olurken başka bir insan alıyorsa da buna gri ya da sarı tonlarında bir kurdele bağlayacaksınız ve mutlaka Enme suresini bol bol okumanız lazım. Mesela diğer bir sıkıntınız var. Karabasan, psikolojik bozuntunuz varsa siyah bir kurdele bağlıyorsunuz. Ya Şafii her gün 21 gün boyunca bol bol niyet ediyorsunuz ve 21 gün sonra bulunduğunuz şehirde bir yatırda o kurdeleye iki şükür namazı kılıp o kurdeleyi namaz kıldığınız yerde bırakıyorsunuz. Mesela araba, ev alamıyorsunuz ve her şey bende, mesela paranız var, birinden alacağınız varsa da tez olsun diyerekten buna mutlaka güneş kırmızısı, güneş turuncusu bir şey bağlıyorsunuz ve 21 gün yine bekletiyorsunuz. 21 gün sonra yine türbeye bırakıyorsunuz. Yani aslında yeni ritüelim bu. Fakat bunu yapmadan önce mutlaka bir beyaz kağıda tüm sıkıntılarınızı yazın, psikolojik sorunlarınızı yazın. Kime kırgın, kime öfkelisiniz, karmanız neye tıkanıyor, neye yarım kalıyor da ya? İki ayrı. Birine sıkıntılarınızı yazacaksınız, diğerine mutlu olduğunuz anları yazacaksınız. Bakalım ve bunları tek tek bu ritüeli yaptıktan sonra ne istiyorsunuz diye de, mesela sıkıntılarını yazdınız, iyi anıları, kötü anıları da yazdınız. Sonra isteklerinizi tek tek yazın. Ben bu ritüeli yaparken şunu istiyorum, evlilik istiyorum, şurada yaşamak istiyorum, burada yaşamak istiyorum diye not alın. Ama hepsi ayrı kağıda olacak. Bu isteklerinizi bir yatağınızın, yattığınız bazanın altı ya da yattığınız yastığın altına, bu yazdığınız kağıdı zarfa koyun. Tam 41 gün sonra okuyun. Neler değişmiş, neler değişecek. Bir bakın, siz mutlu olmak istediğiniz şeyleri de yazın. Biraz algılarımızı açın. Yani burada algınızı açın. Çünkü enerjinin en güzel olacağı bir nokta. Niyetlerini yapın. Hep birlikte olanlar yazsın. Olmayanlar yazmadı desin. Hiç önemli değil. Birlikte takip edelim. Güzel yeni aylarda, tutulmalarda Rabbim ülkemizi korusun. Ama bu tutulmada en çok şöyle bir sorunumuz var. Ülkeler arası ticari konularda büyük karmaşıklıklar yaşayacağız. Bazı lider kişilerle aramızda ülkeler arasında büyük kaoslar, Amerika askeri konuda sınırlarla ilgili çok büyük çatışmalara sebep olabilir. Almanya'da ekonomik kriz ve Türk halkı ile ilgili büyük
olumsuzluklar yaşayabilir. Depremler ve sularla alakalı mikropların, sularla ilgili sıkıntıların daha ön planda olacağı ve yeraltı kaynaklarımızın değerleriyle ilgili sıkıntılar yaşayacağımız söz konusu. Beklenmedik dünyada askeri konular ve hani hedefledikleri, hani darp etmek de nedir, darbe gibi konular gündeme gelebilir. Ve özellikle bizim siyasette sözler, ifadeler çıldırmış gibi söz konusu olacak. Yani yeni ay aslında hem içimizdeki iyimser hem de kötülükleri yansıtacak. İnşallah ülkemiz için, dünya için hayırlı olur. Ama sizin ritüeliniz, yine size şöyle bakıyorum, uğurlu ve bereketli olsun, huzurda olsun, aydınlıkta olsun. Hoşça kalın.